Hizmet rehberinden devam ediyoruz. Mektubattan alınmış bir parça üzerinde duracağız. Daha önceki programlarımızda da üstadımızın ısrarla ihtilaf, tefrika üzerinde durduğunu biliyoruz. Burada da gene ihtilaf, tefrika, Müslümanlar arasında düşmanlık ne kadar kötü, bunun üzerinde duruyor. Hadis-i şerifede, hadis-i şeriflerde gelmiş ki ahir zamanın Süfyan ve Deccal gibi nifak ve zındıka başına geçecek. Yani inkar-ı uluhiyetin temsilcileri bunlar yani. İslam dünyasında ve bütün dünyada. Eşhas-ı müthişeyi muzırra. Yani zararlı müthiş şahıslar İslam'ın, işte Süfyaniler İslam'ın ve Deccal, Büyük Deccal da beşerin hırs ve şikakından istifade ederek, insanların hırslarından, aralarındaki ihtilaflardan istifade ederek az bir kuvvetle nev-i beşeri hercümerc eder. Ve koca alemi İslam'ı esaret altına alır. Yani bu yollarla. Yani ondan önce de bu Deccal, Süfyan meselelerinin çok önce de sömürge anlayışıyla İslam ülkelerine gelen, esaret altına alan Afrika'da, Hindistan'da, şurada, burada, efendim, Orta Asya'da, Kafkaslar'da. Bunlar da aynı şeyden istifade etmişler yani. Gruplar arasında ihtilaf çıkararak, ihtilafları büyüterek, birbirlerini düşürerek, yanlarına çekerek, alarak. Yani bunları görüyoruz. Yani son işte diziler var. Osmanlı'nın kuruluşuyla ilgili, efendim, Ertuğrul'dur, yok Osman Bey'dir. Bir bakın bakalım yani. Hep ihtilaflar var. Arkadan vurmalar var. Bir menfaat için en azılı düşmanlarla beraber olma var. İşte burada çok zayıf damarlardan tutup yakalayıp insanları maalesef bu ihtilafın içine, arttan ihanetin içine çekebiliyorlar. Onun için ne kadar üzerinde durulsa azdır. İhlas risaleleri, kuvvet risaleleri, laikalar hep bu problemi, bu marazı tedavi etmek üzeredir. Evet, ey ehli iman, zillet içinde esaret altına girmemek isterseniz, aklınızı başınıza alınız. İhtilafınızdan istifade eden zalimlere karşı innemel müminune ihvetün kal'i kusiyesi içine giriniz. Müslümanlar birbirleri içinde kardeşten başka bir şey değil. Mümin müminin kardeşidir. Bu kaleye sığınınız. İşte üstad bir yerde bir mahkemede diyor ki evet siz bir cemiyet misiniz? Evet biz bir cemaatiz, bir cemiyetiz. Ve innemel mü'mini ıhvetün kutsi programıyla programmış şeyimiz diyor. Bütün Müslümanlara, hatta bütün insanlığa faydalı olmaya çalışıyoruz. Çünkü bir noktadan bakarsak bazı büyükleri, alimlerimize göre peygamberimizden sonra bütün insanlar ümmeti Muhammed sayılır. Neden? Gerçekten iman etmiş olanlar ümmeti icabettir. Efendimizin davetine icabet et. Biz ümmeti icabetiz. Bir de ümmeti davet var. Diğer insanlar da ümmeti Muhammed. Çünkü artık onun hükmü geçiyor. Onun hükmü geçtiği için onlar da bir nevi ümmet. Ümmeti Muhammed yani. Onların iyiliğini de düşünmemiz lazım. Onlar hakkında da maddi manevi yapabileceğimiz bir şey varsa, elimizden geliyorsa yapmamız lazım. Dünya savaşları çıkmasın, barış için, huzur için, sulh için elimizden ne geliyorsa yapmamız lazım. Bir de böyle bakalım yani. Evet, mazlum mağdur şu anda İslam dünyası olduğu için innemel ıhvetün kale-i kusyesi içine giriniz, tahassun ediniz, sığınınız. Yoksa ne hayatınızı muhafaza ne de hukukunuzu müdafaa edebilirsiniz. Malumdur ki. İki kahraman birbiriyle boğuşurken bir çocuk ikisini de dövebilir. Bunlar birbiriyle boğuşuyor, gördükleri yok. Arkadan hançer saplayabilir.
okla vurabilir. Kılıçla kafalarını kesebilir. Birbirle uğraşıyorlar zaten. İki kahraman birbiriyle boğuşurken bir çocuk ikisini de dövebilir. Bir mizanda büyük bir terazi düşünelim. İki dağ büyük teraziye birini bir kefesine koymuş, bir kefesine koymuşuz. Dengedeler, aynı ağırlıktaymış iki dağ. Ha. Bir mizanda, bir terazide iki dağ birbirine karşı muvazenede bulunsa, dengede bulunsa bile bir küçük taş muvazenelerini bozup onlarla oynayabilir. Bu tarafa bir tane küçük bir taş korsun, dengesini bozarsın onları. Birini yukarı, birini aşağı indirir. Yani misaller ne kadar güzel. İşte ey ehli iman, ihtiraslarınızdan ve husumetkârâne tarafgirliklerinizden kuvvetiniz hiçe iner. Az bir kuvvetle ezilebilirsiniz. Öyle ezilirler zaten. Başkasına gerek yok. Birbirlerine tutuştururlar. Gitti. Yani okuyun. Akdeniz bizimdi. Efendim. Barbaros Hayrettin'in, Gazavat-ı Hayrettin Paşa'nın hatıralarını okuyun. Bak. Ya düşman istilasından kurtarıyor. Gidiyor işte. Bütün Fas, Tunus, Cezayir neyse oralarda. Hemen oradan ayrılınca hemen baş kaldırıyorlar. Ya yapmayın etmeyin ya işte ne diye o vesayetten isyana gidiyorsunuz? Sizi kurtarmış adam İspanyol'un şunun bunun şeyinden ya. Aynı şekilde işte Kenya'da duymuşlar işte Portekizliler işte oraya işgal edecek. Hemen bir birlik gönderilmiş. Onları kovuyorlar. Siz gidin diyorlar onlar gidince. Ya kardeşim bak gene bunlar dönüp gelebilir. Yok. Biz kendi ülkemizde biz kendimiz başız. Yani siz bir de siz bize şey olmayın. Ayrılıyorlar. Öbür kuvvetler gelip mahvediyor. Osmanlı'nın kurduğu kaleleri bile yıkıyorlar. Şimdi maalesef böyle şeyler var yani. İhtiras, husumetkâr, tarafgirlik, haset, kıskançlık, ben olayım, ben baş olayım. Bunlar. İşte ey ehli iman, ihtiraslarınızdan ve husumetkârane tarafgirliklerinizden kuvvetiniz hiçe iner. Az bir kuvvetle ezilebilirsiniz. Hayat-ı maneviye ve sıhhat-ı ubudiyet. Yani insanın manevi hayatı, kullukta sağlam, sahih duruşu neyle bozulur? Adavet ve inat ile sarsılır. Adavet ve inat girmişse sizin manevi hayatınızda olmaz, sizin sıhhatli bir ubudiyetinizde olmaz. Çünkü vasıtayı halas, kurtuluş vasıtası ve vesile-i necat nedir? İhlas. Çünkü vasıtayı halas ve vesile-i necat olan ihlas zayi olur. İhlas gittikten sonra bir şey kalmıyor ki ortada. Zira tarafkir bir muannit, taraf tutan, ihlaslı davranmayan, samimi davranmayan, adil davranmayan bir inatçı muannit kendi amali hayriyesinde hasmına tefevvuk ister. Karşı tarafı düşman görüyorsa ondan daha üstün görülmek ister. Halisen sırf Allah rızası için ve çillah amele pek de muvaffak olamaz. Hem hüküm ve muamelatında tarafkirini tercih eder, adalet edemez. Yani bizim taraftaysan tamam. Ondan sonra zulmeder. Yani şimdi olduğu gibi. Bakın bakalım bizim partiler mi bunlar? Tamam. Adam bir sürü cinayet işliyor. Bilmem ne yapıyor. Örtüyor. Ya herkes biliyor. Bu cinayeti falanca yaptı. Ama bu bizim adam. Kurtaralım. Hakimlere baskı yap. Kurtar. Öbüründe hiçbir şey yok. Bu da bize karşı. Bunu da atın içeri. Ya zaman geçmiş. Yani dedikleri tarihten fazla yatıyor adam. Oo yanlış olmuş. Tekrar alıyorlar içeri. Yukarıdan demek ki bazı insaflı insanlar var. Mahkeme gene tutuyor, atıyor. Ya bu ne bu ya? Bu nasıl bir şey bu? Bunun hesabı verilebilir mi yani? Herkesi bırakıyorsun, eşyaları bırakıyorsun.
mazlum mağdur insanlar işte okula şey olmuş, çocuğunu göndermiş, yok bankaya hesap yapmış, kermese katılmış. Ya herkes dünya hapishaneleri boşalttı yani. Bunlar kalsın, öyle düşünüyor. Nasıl vereceksin hesabını? O hakimler, en baştakiler nasıl? Bunun bir hesabı yok. Binlerce insanın hakkı var burada. Mazlum mağdurların ya nasıl bir vicdan anlaşılmaz. Ama bu tarafkirlik hissiyle oluyor işte bu. Yok olsunlar. Ha bu yeni de değil maalesef yani. Yepyeni bir şey de değil bu. Yani ta Yakup Aleyhisselam evlatı peygamber çocukları abiyle küçük kardeşler ne yapıyor? Asr-ı Saadet'ten hemen sonra bakın. Emevilerin bir kısmı, Abbasilerin bir kısmı, Abbasiler akraba seyitlerle. Zulmediyorlar yani. Efendimizin torunlarını öldürüyorlar. Bu nasıl bir iş? Haset mi? Niye? E yarın bunlar ya biz peygamber varisleri, evlatlarıyız. Hilafet bizim hakkımız derlerse, hükümdarlık elimizden alınırsa, bu şeyle kaça kaça insanlar gelmiş ahlata gelmiş ahlata. Oralara sığınmışlar. Anadolu'ya sığınmışlar. Ha boşuna mı o? Onun da bir hikmeti var. Yani hoca benim küçük dünyamı açın bakın bakalım. Selçuklu, Osmanlı evet pazuları güçlüydü. İmparatorluklar kurabileceklerdi. Ama onların ruhunda, kalbinde İslami mayayı mayalayan, İslami ruhu onların kalbine nakşeden kimlerdir? İşte ta oralara kadar gelen seyitler, şerifler, büyük pirler onların içinde yetişmiş, büyük mürşitlerdir. Kaderin, hani şerde bile Allah'ın yarattığı hayırlar var, hüsnü ciheti var, her şeyin o ayrı. Ama zulüm bu, zulüm. Hasetten, fesattan yapılmış bunlar. Ta oralara kadar. Ha bunu da Osmanlı hayra çevirmiş. Ne yapmış? Hepsinin listesini çıkarmış. Seyyid Şerif. Sizin işiniz İslamiyet'i yaşamak, öğretmek, anlatmak. Onun için siz askere alınmayacaksınız. Siz vergi vermeyeceksiniz. İşiniz bu. Bu Kur'an'a ters değil. Çünkü Kur'an ayetlerinde de sizin bir kısmınız işte cihada çıkarken bir kısmınız da dinde tefekkuh edecek, derinleşecek. Ama bu zulümler olmuş yani. Evet. Hem hüküm ve muamelatında tarafkirini tercih eder, adalet edemez. İşte efal ve amali hayriyenin esasları olan ihlas ve adalet, husumet ve adavetle kaybolur. Niye üstad bunların üzerinde? İşte bu da dünyamızı, ahiretimizi mahvedecek şeyler bunlar çünkü yani. Efendim, başka bir parçaya geçiyorum. Bu da tarihçi hayattan alınmış. Sonra bizim hizmetimiz itibariyle bizde zayıf damar sayılan, fakat hakikat noktasında herkesin makbulü ve her şahıs onu kazanmaya müştak olan manevi makam sahibi olmak. Yani insan bir velayet kazansın. Kutup olsun, gavs olsun, kutbül irşatlık makamında olsun. Bunlar güzel şeyler. Bakın. Bizim hizmetimiz itibariyle bizde zayıf damar sayılan diyor. Enteresan bir şey değil mi? Kutupluk, gafslık gibi büyük bir şey var mı? Bir noktadan. Hayır. İhlas. Bunları da düşünmemek. Bunları düşünürken çünkü şahsını da düşünmek var burada. Bunun için vakit ayıracaksın. Riyazet yapmam lazım, zikretmem lazım. Bu İslamiyet güneşin doğup battığı her yere gidecek. Efendimizin ismi her çadıra, kıldan her eve girecek. Bunu kim yapacak? Bunu ırgatlar yapacak. Hizmet erleri yapacak. Hiçbir makam düşünmeyenler yapacak. Sahabe yolunda gidenler yapacak. Evet. Enteresan ifadelere bakın. Sonra bizim hizmetimiz itibariyle bizde zayıf damar sayılan, fakat hakikat noktasında herkesin makbulü ve her şahıs onu kazanmaya müştak olan manevi makam sahibi olmak.
Güzel bunlar. Ve velayet mertebelerinde terakki etmek güzel bunlar. Ve nimet-i ilahiyi kendi bilmektir ki insanlara menfaatten başka hiçbir zararı yok. Fakat böyle benlik, enaniyet ve menfaat perestlik ve nefsini kurtarmak, kendisini düşünmek hissi galebe çaldığı bir zamanda, öyle bir asırda bulunuyoruz ki çifte enaniyetler var. Hep kendi çıkarı, kendi düşüncesi, kendi yükselmesi. Yaşama değil, yaşatma, bir başkalarına faydalı olma. Irgat olma yani. Makam düşünmüyorum kardeşim, maddi manevi bir şey düşündüm yok benim. Bunlar hizmet edebilir. Dünyanın her tarafında İslamiyet'i tanıtacak, yaşayarak gösterecek, sevdirecek bunlardır. Beklentileri yok çünkü ya. Ben bir makam sahibi, şu kadar insan gelsin ben dinlesin. Efendim böyle bir şey değil. Biz Allah için sefere çıkarız, zafer demiş düşüncemiz yok. Sefer, zafer isterse Allah verir vermez. Vermemesinde de hikmet olabilir. Bunları da 13. lemada anlatıyor. Yer yer bunları niye işte Uhud'un başında, efendim Uhud'un sonunda, Huneyn'in başında bir mağlubiyet yaşandı. Bunların hikmeti nedir? Başta peygamberimiz var, bunlar sahabe. Onun da hikmetleri var. O mağlubiyetin hikmetleri var. O yolla kimler kazanıldı? Onları da anlatıyor orada yani. Bizim işimiz sefer, zafer değil kardeşim. Benim vazifem bu. Allah muvaffak eder, etmez. O beni ilgilendirmiyor. Bunlar ırgatlık düşüncesidir. Beklentisizlik düşüncesidir. Bunlar yapar hizmeti. Evet, bizim bu ruha ihtiyacımız var. Evet. Böyle benlik ve enaniyet ve menfaatperestlik ve nefsini kurtarmak hissi galebe çaldığı bir zamanda elbette sır ihlasa ve hiçbir şeye alet olmamaya bina edilen hizmet-i imaniye, şahsi makam maneviyeyi aramamak iktiza ediyor. Manevi makam beklenti yok. Aramamak iktiza ediyor. Böyle yiğitler yapacak bu hizmetleri. Onlar yapıyor zaten. Harekatında o makamları istememek ve düşünmemek lazımdır ki hakiki ihlasın sırrı bozulmasın. Biz sıradan insanlarız kardeşim. Böyle bir şeyimiz de yok. Yapabilirsek bu hizmeti imani, Kur'an'ı insanlara ulaştırmaya çalışıyoruz. Ben ırgatım ya. Hiçbir problem kalmaz. Bu ihlas içimize işler yerine inşallah Cenab-ı Hak hepimizin içine işletsin, yerleştirsin. İşte bunun içindir ki herkesin aradığı keşf-ü keramatı ve kemalat-ı ruhiyeyi nur hizmetinin haricinde aramadığımı, neden aramıyorum ben? Zayıf damarlarımı tutmaya çalışanlar anladılar. Bu noktada dahi mağlup oldular. O yönden de yaklaşanlar olmuş. Gel sana şu kadar maaşla işte Güneydoğu'da Sunusi'den kalan boşluğu doldur, orada vaizlik yap veya şunu et, bunu et. Hiç böyle bir derdimiz yok bizim. Bağımsız bir hizmet bu ya. Hiç kimsenin esaretinde değildir. Allah rızası için. Beklentin olmayınca kimse sana bir şey yapamaz. Ama beklentin varsa bunlar o zaman da üstad zaman sonra da denendi. Bunlar biz şahidiz ya. Gelin sizin işte şu kadar iş adamınızı şöyle meşgul edelim, şu avukatlar tutalım, şu zengin hale getirelim, şunu edelim, bunu edelim. Asla ve kata kapılardan döndürün demiş. Bağımsız bir hizmet bu. Onun için de Cenab-ı Hak hatamızda, kusurumuzda muvaffak kılıyor bak. En ağır şartlarda olanlara bak. Hem bilirsiniz ki, bu da tarihçi hayattan alınmış, hapiste size yazdığım gibi benim idamıma hükmeden adamlar, beni işkence ile tazip edenler, Risale-i Nur ile imanlarını kurtarsalar,
şahit olunuz ki ben onları helal ediyorum. Ya bir derdimiz bu bizim diyor. İdam cezası vermiş, astırmış bilmem ne. Sonra da bu hakikatları okumuş, imanını kurtarmış, tamam hakkım helal olsun diyor. Yani bir beklentim yok. Ve tarafkirlik damarıyla ihlasa zarar gelmemek için bu 2-3 senede dahilden ve hariçten gelen fırtınalı cereyanlara hiç temas etmedik. Ve kardeşlerimi de bir derece ikaz ettim. Fırtınalı cereyanlar, fırtınalı baskılara karşı birbirimize tutunarak gittik. Gidiyoruz. Bilirsiniz ki kendim sadaka ve yardımları kabul etmediğim gibi öyle yardımlara da vesile olamadığımdan kendi elbisemi ve lüzumlu eşyamı satıp o para ile kendi kitaplarımı yazan kardeşlerimden satın alıyorum. Çoğaltanlardan yani. Ta Risale-i Nur'un ihlasına dünyevi menfaatleri girmesin, bir zarar vermesin diye. Ve başka kardeşler de ibret alıp hiçbir şeye alet edilmesin. Nur'un hakki şakirtlerine nur kafidir. Onlar da kanaat etsin. Başka şereflere veya manevi maddi menfaatlere gözünü dikmesin. Bunun üzerine kurulmuş yani. Çok sağlam bir şey bu. Mesleğimizin esası uhuvvettir. Lamalardan alınmış bir parça. Peder ile evlat, şeyh ile mürit mabeyindeki vasıta değildir. Yani ben sizin babanız veya şeyhiniz bile değilim. Ders arkadaşıyız diyor üstad. Belki hakiki kardeşlik vasıtalarıdır. Olsa olsa bir üstadlık ortaya girer. Mesleğimiz Haliliye olduğu için meşrebimiz hillettir. Hazreti İbrahim, Halil, dostluk, hillet. Hillet ise en yakın dost ve en fedakar arkadaş ve en güzel takdir edici yoldaş ve en civan mert kardeş olmak iktiza eder. İşte bu. Çerçevesi bu, bu işin yani. Mesleğimiz Haliliye olduğu için meşrebimiz hillettir, dostluktur. Hillet ise en yakın dost, en fedakar arkadaş, en güzel takdir edici yoldaş ve en civan mert kardeş olmak iktiza eder. Bu hilletin üsül esası, bunun en ana meselesi ise samimi ihlastır. Samimi ihlası kıran adam bu hilletin, bu dostluğun gayet yüksek kulesinin başından sukut eder, aşağı düşer. Gayet derin bir çukura düşmek ihtimali var. Ortada tutunacak yer bulamaz. Hep öyle oluyor zaten. Bu işe ihanet edenler o kulenin başından aşağı düşüyor. Oradan çıkarmak da çok zor. Evet, yol iki görünüyor. Cadde-i Kübra-i Kur'ani olan şu mesleğimizden şimdi ayrılanlar, bize düşman olan dinsizlik kuvvetine bilmeyerek yardım etmek ihtimali var. Ha, bazıları bilerek yapıyor. Bilmeyerek de olabilir diyor yani. Mektubattan bir parça, gene aynı mevzular üzerinde tahşidatı var üstadımızın. Müminlerde nifak ve şikak, kin ve adavete sebebiyet veren tarafgirlik, inat ve haset, hakikatçe ve hikmetçe ve insaniyet kübra olan İslamiyetçe ve hayat şahsiyece ve hayat içtimaiyece ve hayat maneviyece çirkindir ve merduttur, muzır ve zulümdür ve hayat-ı beşeri için zehirdir. Yani Uhuvvet Risalesi'nin hemen başında bunlar yani. Yani olmaması gereken şeyler bunlar yani. Nifak, şikak, kin, adavet. Buna sebebiyet veren şeyler nedir bunlar? Tarafkirlik, inat, haset. Hakkatça, hikmetçe, insaniyet kübra olan İslamiyetçe. İnsaniyet kübra
Gerçek büyük insanlık demek. Evet. Gerçek büyük insanlık İslamiyettir. İnsanlığın, insaniyetin gerektirdiği her şey, bütün prensipler ayetlerle, hadislerle tespit edilmiştir. Yani İsar hasreti diyorsun, almış ele. Efendim, kendisi muhtaçken bir başkasına yardım etme, işlemiş bunu. Sahabeden örnekleri de var, iniş sebepleri var, ayetleri, bunları görüyoruz. Gıybet mesela yasaklanmış. Yani böyle bir şey, yani sizin manevi hayatınızı da garanti altına alıyor. Yani siz burada 3-5 arkadır oturup konuşuyorsunuz. Ayrıldınız, arkanızdan gıybetinizi yapıyor. Kur'an'ın ifadesiyle sizin manevi vücudunuzu dişliyorlar. Eyyub ahadüküm en yeküle lahme ahihim meyten fekerihtümü. Sizden biriniz, kardeşinizi sizden, bir kardeşinizin etini dişlemeyi, yemeyi sever mi? Hiç sizin aklınız yok mu? Hiç sizin eyyub bir muhabbet duygunuz, kalbiniz yok mu? İçtimai, hadi sizden birisi, içtimai hayatın içindesiniz. Hem kardeşiniz ya. Siz bir bütünsünüz, bir vücutsunuz. Aslında kendi vücudunuzu ısırıyorsunuz, dişliyorsunuz. Nasıl yapıyorsunuz bunu? İşin dehşetini görünce fekerih değil mi? Lan, tiksinirsiniz, iğrenirsiniz. Şimdi bu ayetler insanın şeyini, manevi şahsiyetini de garanti altına alıyor. Yani ben buradan kalktığım zaman arkamdan kimse konuşmuyor. Evet, ben insanız, noksanız, hatamız, kusurumuz her zaman için olabilir. Ama biliyorum ki bu gıybet günah. Kur'an bunu anlatıyor. Arkamdan kimse konuşmaz. Benim gıyabımda bile ben koruma altına alınıyorum ayetlerle. Yani Kur'an ne kadar ince meseleler üzerinde duruyor. Nerede var böyle bir prensip ya? Yaşayabilsek İslamiyet bütün güzellik içinde, insaniyet kübra, büyük insanlık var işte. Her şey var. Her şey bir prensip altına alınmış. Yaşanacak, olacak. Cennet gibi olur dünya ya. Ama ben ayrıldım. Bunlar şimdi benim arkamda tutar, düşünüyorsan rahatsız olursun. Senden sonra biri kalktı ki o da olan adam çıktı arkadan attık. Ben çıktım. Benim de arkamdan şimdi atıp tutar bunlar diye gıybet eder. Herkes teker teker rahatsız oluyor. Dünyayı cehenneme çevir. Ama bu İslami prensipler güzelleştiriyor, huzur veriyor, rahatlık veriyor. İnsaniyet kübra. Evet. Gene mektubattan. İmanın verdiği nur ve şuur ile, imanın verdiği nur ve şuur ile ve sana gösterdiği ve bildirdiği esma-i ilahiye adedince vahdet alakaları, ittifak rabıtaları, uhuvvet münasebetleri var. Şimdi bakın. Evet, innemel mü'minun ihvetün. Bütün müminler kardeş, kardeşiz, tamam. Bir hissi kardeşlik var. Bir de mantıki kardeşlik var. Mesela hakikaten bir anne babadan işte doğmuş insanlar kardeştir. Nedir bu? Hissi kardeşliktir. Aynı aileden gelme itibariyle. Ama bu nereye kadar? Görüyoruz işte miras kavgasında birbirleri didişen, kavga edenler, hatta öldürenler var yani. Hissi kardeşlik bir yerde yetmiyor. Onun için bir de mantıki kardeşliğinde olması lazım. Mantıken, aklen de, evet hissen aynı davanın insanlarıyız, kardeşiz, müminiz, bu hizmet-i imaniyeyle, Kur'an'la beraberiz. Bir de mantıken bunların desteklenmesi lazım. İşte o mantıki kardeşliği, hissi kardeşliğin yanında da Üstad Hazretleri bak nasıl anlatıyor. Çok enteresan bir şey bu da yani, bakın.
İmanın verdiği nur ve şuur ile ve sana gösterdiği ve bildirdiği esma-i ilahiye adedince vahdet alakaları ve ittifak rabıtaları ve uhuvvet münasebetleri var. Mesela mantıki. Her ikinizin halikiniz bir, malikiniz bir, mabudunuz bir, razıkınız bir, bine kadar bir. Cenab-ı Hakk'ın bin bir isimleri, daha fazla elbette. Peygamberimiz bana bildirmediğin isimler diyor. Yani bildiklerimiz de olsun Cevşen'den. Kur'an'da zaten 99'u var. Bu kadar isimlerin hepimize tecelli etmesi itibariyle aynı sanatkarın, aynı yaradanın, aynı rezzakın, aynı halikin, aynı musavvirin sanat eseriyiz. Ya bu da mantıki bir birlik, kardeşlik sağlıyor bize. Başka? Bir bine kadar bir. Hem peygamberiniz, bir dininiz, bir kıbleniz, bir yüze kadar bir. Bak bu da mantıki birlikler. Başka? Sonra köyünüz, bir devletiniz, bir memleketiniz, bir ona kadar bir. Ya bu kadar birbirler, vahdet ve tevfiki, tevhidi, vifak ve ittifakı, muhabbet ve uhuvveti iktiza ettiği, bunlar gerektiriyor zaten. Birliği sağlayacak şimdi. İşte aynı şeyde askerlik yapanın kendi kura arkadaşlığı var. Aynı birlikte, aynı komutanın emrinde çalışmışsınız askerde. Bunlardan bir dostluklar meydana geliyor. Ömür boyu süren arkadaşlıklar meydana geliyor. Nedir yani? Ama halikiniz bir, razıkınız bir. Yani hepimiz Allah'ın sanatıyız. Onun bütün güzel isimleri hepimizde tecelli ediyor. Bu kadar yakınız, mantıken de bakalım. Memleketimiz bir, peygamberimiz bir. Bu birbirler, bakınız, kainatı ve küreleri birbirine bağlayacak manevi zincirler bulundukları halde. Öyle kuvvetli ki, gökteki yıldızları, küreleri, seyyareleri birbirine bağlayacak zincirler kadar güçlü birlik bağları bunlar. Böyle olduğu halde, şikak ve nifaka, ayrılığa, fitne fesada, kin ve adavete sebebiyet veren örümcek ağı gibi ehemmiyetsiz ve sebatsız şeyleri tercih edip, o bağları bırakıp, basit şeyleri tercih edip, mümine karşı hakiki adavet etmek, düşmanlık yapmak ve kin bağlamak, ne kadar o rabıtayı vahdete bir hürmetsizlik, o bizi birleştiren rabıtalara, bağlara karşı bir hürmetsizlik ve o esbabı muhabbete karşı, muhabbet sebeplerine karşı bir istifaf, onları hakir görme, hafife alma ve o münasebatı uhuvvete karşı ne derece bir zulüm ve itisaf olduğunu, kalbin ölmemiş ise, aklın sönmemiş ise anlarsın.